tek ol. Biraz daha sıkışın, araya yok. Girelim. Gel. Yok. Kırmızı mı? Bozmayın. Bir de atlarız öyle. Başka bir şey duramıyoruz. En büyük tabii ki kirlet ama. 15 Eylül Dünya Çevre Çevre Günü etkinliği kapsamında Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası ve yaklaşık 10 tane sivil toplum kuruluşuyla bir kampanya başlattık. Geçen hafta Hazro'ya gitmiştik. Bu hafta da Lice Bıklin mağaralarına geldik. Amacımız çevreye duyarlı bir kitle yetiştirme. Bu anlamda kamuoyundan da olumlu tepki aldığımız için doğamızı koruma anlamında bu etkinliği tamamladık. Finalimizi de haftaya sur içinde yapacağız. Şu anda yaklaşık 90'a yakın arkadaş burada. Doğa çok kirli bir durumdaydı. Biz bugünlük bu temizliği yaptık. Tabii bunu devam ettirmek için yerel yönetimler ve halkımızın biraz daha duyarlı olması lazım. Karantinanın ardından burada yerleşik halk ya da bölgeden gelen insanlarımız doğal alanlara akın etmeye başladılar. Ama o akınla beraber ne yazık ki bir atık yığını da oluşmaya başladı. Yani biz sırf bu atık yığınına dikkat çekmek adına ayrıca doğal güzelliklerimizin de hem var olan şekilde korunması adına bir de farklı yerlere de en azından Diyarbakır'ın böyle güzelliklerini duyurmak adına il temsilciyle beraber güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yani gelecek nesillere daha güzel bir çevre, yaşanabilir bir çevre bırakmayı temenni ediyoruz. Yani bizim amacımız o. Umarım mesaj yerine gitmiştir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde diğer STK'larla beraber çevre bilincini ilimizde üst seviyeye çıkarabilmek için bir gezi düzenledik. Burada çevrenin önemine dikkat çekmek istiyoruz. İlimizden hem turistik hem de kültürel amaçlı seyahatlerde bu gibi yerlerin kullanılabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Herkes elindeki kullandığı çöpü kendisi bir poşete koyup atarsa zaten çöp toplamaya gerek kalmayacak. Kadın var ya, röportajı, o ne diyorsun? Biz illegal bir şey söylemedik ki. Nasıl buraya girmişim? Biliyor musun telefonu?